Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Fermat Simülatör'deyiz. En son kaldığımız yer altında otogar vardı biliyorsunuz. Oradan devam ediyor olacağız. Umarım kayıt programında kasma yoktur. Güncelleme gelmiş. Güncelleme yapmıyorum. Yaptım. Kasma başladı. Yapmadım. Yine kasıyordu. Tekrardan eski versiyonu indirdim, yükledim. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Yani ben artık bu kayıt programlarını anlayamıyorum. Çözemiyorum yani olayı. Saçma sapan kasmalar yaratıyor. Sağ olsunlar. Mükemmel çalışıyorlar yani sistem olarak. Şimdi en son Lod şehrine gelmiştik. Bugün de Lod şehrinden başlayıp Varşova'ya gideceğiz. Varşova'da 3 durak var. 3 durağa da gideceğiz. Son durağımız şurası olacak. İlk durak Varşova Palakkultury Nauki diye geçiyor. İkinci durak Varşova Bus Station. Üçüncü durak Varşova Airport. Yani hava limanının durağında bitireceğiz. Toplam 208 kilometre civarında bir rotamız olacak. Şöyle hemen hızlıca yolcularımızı alalım. Ciao canım. Yankı da yapıyor konuşurlarken. Bakalım bütün yolcuları alabilecek miyiz? Hallo, bin ich. Vielen Dank. Hallo, ich hoffe ich. Ciao. Guten Tag. Auf geht's. Guten Tag, Can. Salü. Valla hepsi, biri bizden değilmiş. Gerisinin hepsi bizim yolcu. Hadi bakalım. Yolumuza çıkalım. Bir çalıştıralım aracımızı. Çalışırken direksiyon titremedi. Allah Allah, hayret. Normalde titrerdi ama. Kapılarımızı kapatalım. Körüklerimizi kaldıralım. Şu ayarlarımızı da bir yapalım. Mutfak açık, tuvalet açık, okuma ışıkları, yolcu ışıkları, sürücü monitörü açık, yolcu monitörümüzü açtık, wifi'mizi açtık, klimamızı açalım. Mayıs ayındayız. Şöyle yapabiliriz. Yine sıcaklığı biz şöyle 22 dereceye ayarlayalım. Şöyle yapalım. Fan çok ses yapıyor diye fanı açmıyorum o yüzden. Şöyle hafif açık gibi dursun. Ondan sonra burada aksımız yok. Burada var mı? Yağmurlu bu arada havamız. Ayna ısıtmamız açık. Önce ısıtma. Bunlar açıl... Niye açılmıyor bunlar? Açılması lazım aslında. Allah Allah. Neyse. Sıkıntı yok. Açılmış gözüküyor ama inşallah açılmıştır. Neyse. Biz yolumuza çıkalım hemen. İnşallah oyunu Force Feedback'ini bozmamışlardır. Oyunun Force Feedback'i çok güzeldi çünkü. İnşallah onu bozmamışlardır. Çünkü direksiyon çalışırken titrerdi. Şimdi titremedi. Yani geri toplaması falan çalışıyor ama titreşimleri falan güzeldi. Hadi bakalım. Şu yer altından çıkalım. Yağmurlu havaya çıkacağız. Haydi bakalım. Oh, gözümüz gönlümüz açıldı. Yani titreşim çalışıyor gibi. Allah Allah, çalışırken niye öyle bir titretmedi onu anlamadım. Şöyle sağdan çıkacağız. Dayı hoplaya zıplaya gidiyorsun ya. (Gülüyor)
Haydi bakalım. Güzel böyle keyifli bir pazar yolculuğu yapacağız. Yağmurlu. Ferah ferah. Hazır zaten şu anda hemen hemen Türkiye'nin çoğu yerinde. Hava da yağmurlu. Balıkesir de aynı şekilde. Felaket yağmurlu. Yağmuru severim. Yağmurlu havayı severim böyle. Oturup izlemeyi özellikle çok severim böyle. O toprak kokusunu falan. Yani felakete ulaşmadığı süreçte yağmur çok güzel. Ama işte bazen geçen Ankara'da olduğu gibi mesela felaket boyutlarına ulaşabiliyor. Onda da ne altyapı dayanıyor ne bir şey dayanıyor. Kaldırmıyor yani altyapı. Bu sefer sel. İnsanların emekleri, paraları yalan oluyor maalesef. Şimdi karman çorman bir yol gösteriyor abi. Biz nereden gideceğiz acaba? Şu an çok karışık bir yol gösteriyor bize. Muhtemelen ileriden bir yerden dönüş verecek herhalde. Orası aşağıda kalıyor anladığım kadarıyla. Dönmeyeceğim ya. Arkadaşlar, şuradan bir geçivereyim. Gerçi herkese yeşil yanıyormuş. Evet evet. Aşağıdan geçeceğiz biz. Biz buradan devam. Kesin laf yapacaklar. 50 kilometreyi geçtik çünkü. Çok hızlısın da. O da, bu da, şu da. Bir de şu sileceklerin geç yağmur silme olayını bir düzeltseler. Harika ötesi olacak da. Silecek siliyor, yağmur sonradan kayboluyor. Bazı otobüslerde bu var. Bazılarında güzel çalışıyor ama çoğu hep bu şekilde hatalı. Kasma yok gibi gördüğüm kadarıyla. Ya zaten eski sürüm kullanıyordum ben. Kasma yaptı. Bir önceki ETS videomuzu izlerseniz bir kasma vardı böyle. Hani yol titreye titreye gidiyor gibi oluyor. Ondan sonra baktım. Hani eski versiyon kullanıyorum. Sıkıntı yok. Daha önceki kullandığım eski versiyonu zaten. Yeni versiyona geçtiğim zaman kasıyordu. Sonra eski versiyonu çektim. Kasmamaya başlamıştı. Bir önceki videoda yine o problemi yaşadım. Sonra hadi dedim, yeni bir güncelleme gelmiş. Versiyon güncellemesi de gelmiş zaten. Hadi bir daha güncelledim. Tam bu videoya gireceğim. Girdim yani. Lan bir baktım kasıyor. Kamera da kasıyor. Oyun da kasıyor bu sefer. Önceden kamera kasmıyordu. Oyun kasıyordu. Sonradan bir güncelleme yaptım. Kamera oyun kasmaya başladı. Sonra tekrar eski versiyonu çektim. Hiçbiri kasmamaya başladı. Sonra yine uyarı vermeye başladı. Güncelleme uyarısı vermeye başladı. Yapmadım, yapmadım, yapmadım. Dün de o şekilde ETS videosunda da böyle kasmalar olmuş. Titreye titreye gidiyor gibi gösteriyor. Gibi değil, öyle gözüküyor yani video. Halbuki kamera sabit ama oyun öyle gidiyor falan. Garip bir durum söz konusu. Hadi dedim güncelleyeyim. Güncelledim. Tekrar girdim videoya, bakayım hani bu videoya girdim. Kasıyor. Yürüyorum falan otobüsün etrafında, kasıyor bildiğin.
Kamerada yine kasma yok. Ama oyun görüntüsünde kasma var. Hadi bir daha eski sürümü indirdim. Bir daha yükledim. Şu an gördüğüm kadarıyla öyle bir kasma yok. Gayet stabil bir şekilde akıyor şu an. Ufak tefek kasmalar varsa da oyunla alakalı o. Zaten siz öyle kasma görüyorsunuz, benim oyun da kasıyor demektir yani. Ben yan ekrandan izliyorum çünkü kaydı aynı zamanda. Şu an bir sıkıntı yok. Gayet stabil bir şekilde akıyor. Hop 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 hop. Ay ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun hemşerim? Ne yapıyorsun ya? Yolun ortalarına gelip yol kesmek nedir? Beynim yandı. Nasıl bir yol burası? Hızımız bu. En fazla 102. Daha fazla gitmiyor araç. Bu oyunun trafiği ETS'ye göre daha iyi. En azından hani sağdaki araç senin önüne kırmıyor. Yoldan çıkarken falan böyle önüne kırmıyor. Tabi bunun da yine çok salak saçma ama en azından hani ETS'ninki kadar değil. ETS'nin bundan beter
Bu arada ETS'ye yani SCS ile bağlantılı anladığım kadarıyla yeni bir direksiyon seti yapılmış. Piyasaya sunulacakmış. Hatta SCS testini falan yapmış. Özellikle ETS ATS için yapılmış bir direksiyon. Bildiğiniz tır direksiyonu mantığıyla daha bizim direksiyonlara göre daha büyük, inci büyük. Scania logosu gibi bir şey var hatta üstünde. 40 tane tuş var şeylerle beraber. Buton bas gibi bir sistem var. Vites sistemi var. Mandallı vites sistemi var. Vitesin. Ama şöyle bir sıkıntı var. Direct drive ya da Thrustmaster'lar gibi şey değil. Kayışlı sistem değil. Servo motorlu kayışlı sistem değil. G29 mantığında düşüneceksiniz. Dişli sistem. Full plastik. Yani. Ama direksiyon 1800 derece dönüyor. Gerçek tırlar gibi yapmışlar. Farklı bir vites şeyi var. Bir kutusu var böyle. Onu işte masaya vesaire bağlıyorsunuz. Bildiğiniz mandallı altında ön tarafında şey var. İki tane tuş var. Mandal sistemi kullanır gibi. Onu, tuşları kullanarak yapıyorsunuz. Vitesin üst tarafında da logolu bir şekilde işte cam aç mesela hani tam neyin ne olduğunu bilmiyorum da dörtlü işte cam açma işte yok dorse bırakma aks kaldırma vesaire toplamda direksiyon üstündeki tuşlarla beraber toplamda 40 tane tuşu var. 3 pedal yine aynı şekilde debriyajlı sistem yani. Ama mantığı işte dişli. Dişli olan her direksiyon biraz sıkıntılı. Yani o gerçek hissiyatı size yansıtamıyor. Yansıtamadığı gibi çok çabuk arıza verebiliyor. Yani Thrustmaster'dan sonra ona geçip onu kullanmak, ya Thrustmaster kullanan bir adam gidip de ona para verip alıp kullanmaz, öyle söyleyeyim. Çok parası olması lazım yani. Ne kadara gelir, ülkemize kaç paraya satılır bilmiyorum ama ucuza satılacağını hiç sanmıyorum. Yurt dışında yani yorumlarda gördüm, 600-700 dolar gibi bir şey yazıyordu bazı yorumlarda böyle, YouTube videosunun yorumlarında. Ama Türkiye'ye gelirse onu anladığım kadarıyla iki katıyla çarpmamız gerekecek diye düşünüyorum. Abi 1000 dolar hani minimum 1000 dolar gibi bile düşünsek şu anda 32.000 33.000 lira gibi bir para yapıyor. Yani bence çok. 32-33.000 lira ona verilene kadar komple bunun setini alırsın. Thrustmaster setini alırsın vites ile beraber. Kayışlı direksiyon, servo motorlu direksiyon. 1800 derece dönmüyor, 1080 derece dönüyor. Yeterli mi? Bana yetiyor açıkçası. Dişli değil. O dişli hissiyatı yok. Tıkır tıkır takır tukur ses yapmıyor mesela. Kasma var ufak ufak. Ama videoda değil, oyundan kaynaklandı. Vites komple metal. Kırıldı kırılacak derdi yok. Full metal. Pedallar aynı şekilde gayet kaliteli. Onun pedalları çok hoşuma gitmedi. Abi FPS 20'le onlara düştü FPS. Noli neresi yükleniyor oğlum? Şehir mi yükleniyor bir anda? Ne oluyor? Yeni harita DLC'sinde birazcık böyle FPS problemleri yaşatıyor şehre yaklaştıkça özellikle. Yani böyle bir direksiyon sistemi alan alır tabii ki. Hiç direksiyonu olmayan düşünebilir. Ama mevcutta bir Thrustmaster T300 kullanıcısı. Bak T150 demiyorum. T150 hibrit sistem, yarı kayışlı, yarı dişli sistem. T150 olanlar düşünebilir. Ama T300 kullanan ya da Direct Drive, Moza, ne bileyim Fanatec, o tarz yani direkt kayışlı güçlü sistem, daha iyi bir sistem kullanan adam bunu bir kenara bırakıp da daha düşük bir sisteme geçmek istemez. Anca çok parası vardır, ikisini de kullanır. Onu alır, ETS'de, ATS'de, tır oyunlarında, otobüs oyunlarında kullanır. Diğer oyunlarda bunu kullanır gibi. Ki bunun hissiyatı ETS'de çok farklı. G29 ben de kullandım. DFGT de kullandım. G29 da kullandım. Bunun verdiği hissiyatı asla veremiyor. Bundan sonra G29 kullandığın zaman mesela birazcık şey geliyor. Oyuncak gibi geliyor. Şimdi G29 kullanırken çok güzel. Sıkıntı yok. Gerçekten güzel direksiyon. Kötülemek için söylemiyorum. Ben de kullandım yıllarca. Çok güzel direksiyon. Yani kendi sınıfında en iyi direksiyon. Mesela şey falan da var. Snoopy'nin miydi? Yok Snoopy değil. Rampage'in falan da var. Alakası yok abi. Rampage'in modelleri dayı önüme geçmezsin diye düşünüyorum. Geçmedi. Rampage'in modellerini denedim. Kullandım. Bir arkadaşım çocuğunu almıştı. Test ettim falan.
Abi kullanılacak alınacak direksiyon değil. Ona o parayı verene kadar birkaç bin daha fazla verip G29 alırsın. Onun 10 katı daha, belki 20 katı daha iyi direksiyon almış olursun yani. Ama bunu kullandıktan sonra G29'a dokunduğun zaman, kullandığın zaman anlıyorsun farkı. Bir daha dokunasın gelmiyor, öyle söyleyeyim yani. Çok büyük fark var. İnanılmaz büyük fark var. Kullanışta, yol hissiyatında, o geri toplama, titreşim vesaire, vites falan filan yani bambaşka. Yani dişliye bir daha asla geçmez. Bunu kullanan adam dişli sisteme geçmez bir daha. Hani G29'da bunu kıyaslayamazsın. Zaten aynı klasmanda değiller. Aynı sınıf değiller, öyle söyleyeyim yani. Hani nasıl atıyorum Ford Focus'la Tofaş Şahin'i nasıl hani yan yana getirip kıyas yapamazsan, Focus'la başka bir aracı onun klasmanında, onun böyle hizasındaki seviyesindeki bir aracı kıyaslarsın, Şahin'le onun kafasındaki bir aracı kıyaslarsın mesela, Thrustmaster'la da atıyorum Moza'nın bir direksiyonu vardır ya da Fanatec'in bir direksiyonu vardır, onu kıyaslarsın. Ama Thrustmaster T300 buradayken, G29 buradayken bunları kıyaslayamadı. Kıyaslama olmaz. Çok yanlış bir kıyas olur yani. Kıyaslamıyorum ama kullanan içinde bir daha geçmez diyorum yani. Şimdi ilk durağımıza geldik. Hemen şöyle otobüsümüzü basalım. İnecek yolcuları indirelim. Abi buradan yolcu almak nedir ya? Aldığımız yere bak. Bak. Buradan alacağız, buraya bırakacağız. Kesin buradan da yolcu alacağız. Buradan da alacağız, buraya bırakacağız. Belediye otobüsü gibi kullanıyorlar bizi. Açtık ya da bagajları. Ha pardon, ula inanlar. Karıştı ortalık. Kanka. Buradan. Tamam mıdır? Kalan yolcu yok. Çok ses çıkıyor dışarıda ya. Hemen kapatalım kapılarımızı. Hızlı bir çıkış yapalım şuradan. Şöyle. Şimdi otobüs istasyonuna gidiyoruz. Bus station'a gidiyoruz. Oradan da havaalanı istasyonuna gideceğiz. Havaalanı durağına gideceğiz. İstasyon güzel. Nereden giriyoruz? Buradan giriyoruz. Giriş biraz dar. Fazla dar. Hop, arkayı çıkarttık. Çok dar ya.
Daha buradan da binecekler var. Oğlum hakikaten bunlar beni belediye otobüsü gibi kullanıyor. Her şey döküldü mü? Lan nereye çarptık da döküldü? Bir de bilet keseceğiz. Keş önden. Gürültüye bak. Okey mi? Okey. Hadi bakalım. Soldan çıkıyormuşuz. Güzel yerlermiş ama ha. Ama bu nasıl yol? Biz sola döneceğiz. Karşıdaki araçlar da düz gidiyor. İlginç bir trafik. Alo. Alo. Rıfkı'nın canı sıkıldı. Bakayım. 28 dakika olmuş. Tabi uzun kaldı beni görmeyeli. Yan odada uzun uzun kaldığından canı sıkıldı artık çocuğun. Yarın gezmeye götüreceğim onu. Annemlerin evine götüreyim bari sabah kahvaltıya. Arabayla giderken de böyle. Şu aşırı bağırıyor. Çok bağırıyor. Yani evden çıkartıyorum da apartmanın içinde başlıyor böyle bağırmaya. Bütün ortalığı yıkıyor. Mahalleye çıkartıyorum. Arabaya koyana kadar zaten yıkıyor. Bütün mahalleyi yıkıyor aşağı. Böyle bağıra bağıra. Heyecanlanıyor herhalde. Nereden abi? Düz. Nasıl yol la bu? Daracık. Sağa döneceğiz. Hadi dayı devam. Hoppa!
niye buradan gitmediğimizi anladım. Gitmememiz gerektiğini anladım. Çünkü bizim burada buraya dönmemiz gerekiyormuş. Nereden abi? Allah! Dur. Hadi tabelayı indirir miyiz aşağı? Bunun kamerası da yok ya. Göremiyoruz da. Yok vallahi çarpmadık. Neyse ki çarpmadık vallahi. Yani herhalde buradan gideceğiz. Bilmiyorum yani. Öyle gösteriyor ama. Anladığım kadarıyla buradan. Buradan karşıya mı? Evet. İnşallah doğrudur. Bakayım. Yani karşıda bir şey var ama. Bir durak var ama üst katta mı alt katta mı? Hiç gelen giden bir şey de yazmıyor ki. Muhtemelen doğru. Evet, burasıymış. Dışarı çıktığımıza göre. Okeyiz. Stop edelim abi. Çok kafa açıyor çünkü. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Kapı bize açılıyor mu? Yok. Arabaya açıldı. Geç dayı, geç. Bir deneyeceğim bakayım. Bize açılıyor mu? Araba gelmezse tabii. Açılıyormuş. Bize de açılıyormuş. Tamam. Şehir içi çok güzelmiş yalnız ha. Vallahi şehir içi bayağı iyiymiş. Benim çok hoşuma gitti. Evet, havalimanına da yolcularımızı getirmiş olduk. Şimdi bir sonraki bölüm buradan başlayacağız. Varşova'dan başlayıp bu sefer tek tek bu duraklara uğramayız. Gerek yok. Varşova'dan başlayıp bakayım. Lotus Varşova yaptık. Varşova. Bialystok. Bialystok'a gidebiliriz. Lublin de yapabiliriz ama bence bakayım. Bunun kilidini açmışız. Gerçi burada hepsinin kilidi açık gözüküyor. İlk oluştururken bakmak lazım ona. Şimdi Varşova'nın kilidini açtık. Sıkıntı yok. Anladığım kadarıyla, yani yanlış hatırlamıyorsam, Poznan'ın kilidini açmamıştık. Çok uzun yol diye buradan başlayıp Lodz'a gelmiştik. Buradan başlayıp buraya gitmeyelim diye. Bayağı uzun bir mesafeydi. Varşova'dan başlayıp Bialystok yapabiliriz. Daha sonrasında olmadı şey yaparız. Lodz'dan başlayıp Poznan'a gideriz. Poznan'dan Wroclaw'a geliriz falan filan. Oradan kilit açarak devam edebiliriz. Bence öyle yapardı. Varşova, Bialystok. Bir sonraki bölümümüzde. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.